Şimdi özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar çok sık şahit oluyorlar. Zincir marketlere gittiğinizde birçok üründe artık kota var. Şimdi bunun bir benzerini ekrana getireceğiz. İstanbul'da bir zincir markete giren müşteri 6 adet litrelik süt, 2 adet 5'er kiloluk şeker aldı. Ödeme yapmak için kasaya gittiğinde büyük şok yaşadı. Çünkü kasiyer bu ürünlerde kısıtlama olduğunu ve dilediği kadar alamayacağını söyledi. Kasada sınırdan fazlasını alamazsınız diyorlar. Vermiyor, geçirmiyor. Malzeme alıyorum, vermiyorlar. Vermiyor, doğru abi. Ya. Nasıl, neye göre yasak? Şirketin koymuş olduğu yasak abi. Kesilen milyonluk cezaların ardından bu kez de stokçuluk iddiasıyla gündeme geldiler. Ben kayda alayım. Beni kayda alamazsın abi. O zaman vereceksiniz kardeşim. Abi veremiyorum, yasak. İstanbul'da bir zincir markette yaşananların görüntüleri Beyaz TV WhatsApp ihbar hattına geldi. Nasıl veremiyorsunuz yasak ya? Neye göre yasak? Zincir marketten alışveriş yapan müşteri birer litrelik 6 adet de süt aldı. Ödeme yapmak için kasaya yöneldiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Nasıl veremiyorsunuz yasak ya? Neye göre yasak? Ya şirket kimin almış olduğu yasak. Ya neye göre yasak hadi? Ben paramla mal alıyorum. Yok diyorlar, yasak diyorlar. Müşteri kasadan 6 adet sütü geçiremedi. İddiaya göre o zincir market ürün alımlarına sayı sınırı koymuştu. Aldık kardeşimle beraber kasaya gittik. 3 tane almıştık. Tekini geçirdik. İki tanesini alamazsınız dedi. Neden diye sorduğumda stoklara göre verebiliyoruz dedi. Sadece süt de değil. Bazı zincir marketlerde şeker, yağ, hatta suda bile aynı durum söz konusu. Vermiyorlar, evet, su bile vermiyorlar. Su almaya gittim işte. Ben normalde 1,5 litrelik suları böyle 10 paket 20 paket alıyorum. 10 paket aldığımda dediler ki bana 3 paketten fazlasını veremiyoruz. Müşteriler fazla ürün alacakları zaman o zincir markete birkaç kişi gidiyor. İkinciyi istediğin zaman vermiyorlar. Mecburen başka bir elemanı göndermen gerekiyor. 2 taneden fazla alamazsınız diyor. 2-3 kişi gidiyoruz, öyle alıyoruz. Başka türlü alamıyoruz. Nasıl veremiyorsunuz ya? Neye göre yasak? Ya şirketimin almış olduğu yasak. Zam bekliyorlar, tekrarını bekliyorlar. Haftada 2 sefer zam koyuyorlar. Fırsatçılar, zam yapanlar, malını satmayanlar benim gözümde vatan hainidir.